128 milyar doları alanlar çok para kazandılar. Evet, çünkü 6,5'tan aldılar. 6,5. Ortalaması 6,5. Yani 6,30 aslında, 6,50 bile değil. Benim hesabım. Yani bu 6,50 olabilir, 6,60 olabilir, 6,20 olabilir. Ama ortalaması 6,30. 6,30. İnanılmaz bir şey. 128 milyar dolar 6,30'dan satıldı. Şimdi biliyorsunuz Eylül'ün 23'ünde Merkez Bankası faiz artırdı. Türkiye'nin tahvilleri var. Yani Türkiye Cumhuriyeti hazinesi borçlanıyor. Bizim için bankalar değil, asıl olan nedir? Hazine. Hazinenin borçlanması nedir? Sizin borçlanmanız demek. Faiz Eylül 2021'de Merkez Bankası faizi 19'du. Merkez Bankası'nın faizi 19 iken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2 yıllık tahvilinin faizi 17,8'di. Bakın 18 değil, 17,8. Tam olarak 22 Eylül'ü kastediyorum bu arada. Çünkü 23'ünde Merkez Bankası faizi artırdı. 22 Eylül'de Merkez Bankası faiz 19 iken, faiz indirimine gitmeden önce Merkez Bankası faiz indirdi, çünkü 23'ünde faiz indirdi, özür dilerim. 2 yıllık tahvil 17,8'di. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 yıllık borçlanmaya çıktığında, 2 yıl sonra sana ödeyeceğim dediğinde ödediği faiz Türk lirası cinsinden 17,8'di. 17,8. Mart'a geldiğimizde bugün itibariyle, yani 24 Mart itibariyle Merkez Bankası'nın faizi kaç? 14. %14 Merkez Bankası'nın faizi. Peki şu anda Türkiye'nin 2 yıllık tahvil borçlanması ne derseniz, işte asıl sorunun orada olduğunu görüyorsunuz. %17,8'den %28'e geldi. %28. Bakın 10 puan. Niye? Faizi düşüreceğim, faizi düşüreceğim, faizi düşüreceğim. Faizi düşüreceğim. Merkez Bankası faizi düştü ama Türkiye'nin borçlanma faizleri çıldırdı. 500 liralık banknot basılır mı diyorsunuz? 500 liralık banknotun basılması gerekiyor. Yani normal koşullarda artık basın, eminim de hazırdır zaten. Mutlaka hazırlamıştır Merkez Bankası. Şimdi faizi 19'dan 14'e düşürüyorsunuz. 2 yıllık tahvil 17,8'den 28'e çıkıyor. Ama bugün bir şey daha oldu. Türkiye tarihinin faiz rekoru kırıldı. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye tarihinin faiz rekoru kırıldı. Nedir o? 10 yıllık tahvil. Aydın şimdi gönderiyor. Hemen görüyorsunuz. Türkiye tarihinde 10 yıllık tahvil ihraç ettiğinden bu yana faizleri bu kadar yüksek seviyelerde hiç görmemiştik. Hiç görmemiştik. Dehşet verici bir seviyeye geldi 10 yıllık tahvilin faizi. Nedir? Hemen işte ekranınızda şu anda görüyorsunuz. 10 yıllık tahvil Eylül ayında, Eylül 2021'de, yani 22 Eylül'de aslında Merkez Bankası faiz indirmeden önce, faizi 19'dan bir puan indirmişti önce, 18'e indirmişti. İndirmeden önce 10 yıllık tahvilin faizi %17 idi. Eylül. Bakın Eylül. Bir yıl önce değil. 6 ay önceden bahsediyoruz. Tam 6 ay önceden bahsediyoruz. 22 Eylül itibariyle. Şimdi 17'den 28'e geldi Türkiye'nin 10 yıllık tahvili. %28 10 yıllık tahvil tarihinin rekoru. Bakın bir daha söylüyorum. %28 Türkiye 10 yıllık tahvil ihraç ettiğinden bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. Daha önce biz 10 yıllık tahvilde %28 seviyesinde bir faiz görmedik, işitmedik, tanık olmadık. Hiç görmedik. Ah, Özlem de gelmiş. Özlemciğim hoş geldin. İlk yayınıma 3 ay sonra. Bu arada ben Özlem'in yayınlarına konuk oluyordum da ben bir türlü kendi evime yayın yapamıyordum. Özlem'le beraber de bir yayın yaparız belki, bir konuğum, o da benim bir konuğum olur belki. Şimdi bu faizlerin
rekor seviyelere gelmesinin tek bir nedeni var. Konuşamadım özlem gelince. O da Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz inadı. Merkez Bankası faiz artırsaydı veya indirmeseydi, şu anda faizler %20 seviyelerinde olsaydı, enflasyonu bir kere çok daha düşük seviyede görecektik. Bakın, enflasyon şu anda 54, TÜİK'in resmi enflasyonu, ama biz enflasyonu belki 25, belki 26 seviyelerinde görürdük. Daha yukarıda görmezdik. Bu faiz çılgınlığı olmasaydı. Ve bu tahvil faizlerinde 10 yıllıkta kesinlikle ve kesinlikle en fazla 20'ler seviyesinde gördük. En fazla diyorum, bakın. En fazla. Şimdi buradan gelelim bunun halka yansımalarına. Bunun halka da yansımaları var. Halka yansımaları var çünkü siz de bankadan kredi kullanıyorsunuz. Şimdi Aydın gönderdi ve ihtiyaç kredisini görüyorsunuz. İhtiyaç kredisi, yani gidip bankadan normal kullandığınız sizin kredi. Yani konut kredisi değil, taşıt kredisi değil veya iş insanıysanız işte şirketiniz için kullandığınız ticari kredi değil. Normal bankadan bir vatandaş olarak benim ihtiyacım var, buzdolabı alacağım, çamaşır makinesi alacağım veya paraya ihtiyacım var diye kullandığınız kredinin faizi. Merkez Bankası bunu haftalık açıklıyor. Onun için bu 22 Eylül değil. Deminki faizler 22 Eylül faizleriydi. Bu 17 Eylül faizleri. 17'sinde faizler %13'tü. İhtiyaç kredisi bankadan çekecekseniz faizi 13'tü. Bunun kaynağı Merkez Bankası. Siz de girip bakabilirsiniz, bana inanır mısın? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. %13'tü 17 Eylül itibariyle, haftalık yayınladığı için dediğim gibi Merkez Bankası. 18 Mart itibariyle, bugün Mart'ın 24'ü ama Merkez Bankası dediğim gibi haftalık yayınlıyor. En son veri 18 Mart. İhtiyaç kredisi, yani sıradan bir vatandaşın gidip bankadan benim paraya ihtiyacım var, ne bileyim buzdolabı alacağım, çamaşır makinesi alacağım dediğinde kullandığı faiz, ödediği faiz %29'a geldi. Bakın, siz 13'ten alıyorsunuz, Merkez Bankası faizini indiriyorsunuz, nas var. Faizden kimse para kazanmayacak, halk rahat edecek, halkımız rahat edecek diyorsunuz ve faizi %29'a zıplatıyorsunuz. Dikkat edin, iki katından fazla. İki katından fazla. Resmi veridir, Merkez Bankası verisidir. Girip siz de Merkez Bankası'nın sitesinden bunları görebilirsiniz. Benim ömrüm oralarda geçiyor, biliyorsunuz. Şimdi ama sadece ihtiyaç kredisi kullanmıyorsunuz. Bir sonraki grafiğimiz taşıt kredisi olacak. Taşıt kredisi her zaman bir tık daha düşüktür. Neden? Çünkü ortada bir şey var. Nedir o? Araba. Yani arabayı siz pert etmediğiniz sürece banka arabanız karşılığında size taşıt kredisi veriyor. Onun için ve de kısa süreli bir kredidir. Hani ev kredisi gibi, konut kredisi gibi 5 yıllık, 10 yıllık olmaz. O yüzden de daha düşük faizidir normalde. Normal kredinin bir tık altındadır. 17 Eylül itibariyle %21'di ve %26'ya geldi. Tüketici kredisi yıllık %44, evet. Onun bir nedeni var. Görüyorum ne dediğinizi Sayın Apaydın, Sadi Bora Apaydın yazıyor. Onun bir nedeni var. Çünkü kamu bankaları, malum şahısları, şimdi biliyorsunuz ben BDDK tarafından şikayet edildiğim hakkında bir savcılık soruşturması olduğu için dikkatli bir dil kullanıyorum. İzninizle dikkatli bir dil kullanıyorum. Bazı kişilere, şanslı insanlara, kamu bankaları daha düşük faizli kredi verdiği için özel bankaların kullandırdığı krediler daha yüksek. Ama onların bazı şanslı kişilere kullandırdığı kamu bankalarının krediler düşük olduğu için ortalaması böyle düşük oluyor. Yoksa %26 ile siz gidip bugün Garanti Bankası'ndan, Akbank'tan bir deneyin isterseniz.
Evet, ben heyecanlıyım gerçekten. Biz de siz de tetikliyorsunuz gerçekten biraz. Evet. Şimdi Özlem de gelince biraz elim ayağım dolandı açıkçası. Özgülcüm, ben de seni seviyorum. Özgül benim çok eski bir arkadaşım. Can dostum. Ve dönelim izninizle biraz da ticari kredilere bakalım. Ticari kredilerde iki kredi tipine bakacağız. Euro ve dolar kredilerine bakacağız. Burada böyle şeyler yazıyorsunuz, beni utandırıyorsunuz. Enes Bey, sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi ticari kredilerde euro ve dolara bakıyoruz. Neden öyle bakıyoruz? Çünkü bireylerin dolarla ve euro ile, daha doğrusu dövizle borçlanması yasaklandı, biliyorsunuz. Ali Babacan bu adımı atmıştı. Onun da nedeni şu: geliri bireylerin dövizde değil, Türkiye'de döviz her zaman bir belirsizlik içeriyor. Onun için de zıplayabilir. Şu anda dolar ve euroda faizler dünyada çok düşük seviyelerde. Böyle inanılmaz düşük seviyelerde. 17 Eylül 2021'de sizin bir ticari işletmeniz varsa gidip euro kredisi kullandığınızda faizi 2.31'di. Dünyada bu çok daha düşüktü, sıfıra yakın. Ama bizde 2.31'di. Fakat biz faiz artırınca 18 Mart 2022 itibariyle, dediğim gibi Merkez Bankası belirtisi olduğu için öyle, 3.62 oldu. 3.62 şu an itibariyle. Burada bir de euro riski aldığınızı söyleyeyim size. Hemen devam edin. Aydın, lütfen bir sonraki grafiğimizi gönder. Doları görelim. Bir de dolar grafiğimize baktığımız zaman orada da şunu görüyoruz: dolarda da aynı şekilde bir yükseliş var. Dünyada şu anda %2 seviyesinde bir dolar faizi muazzam yüksek bir faiz. Muazzam yüksek bir faiz. Ama Türkiye'de siz gidip bankadan dolar kredisi çektiğinizde bakın ne oluyor? İşte burada da onu görüyorsunuz. %2.69'dan %4 seviyesine geldi dolar faizi. Bu çok yüksek bir seviye. 4.09 dolar açısından korkunç yüksek bir seviye. Çünkü dolar riskini de satın almış oluyorsunuz siz. Yani Türkiye gibi bir ülkede dolar riskini satın almış oluyorsunuz. O yüzden bu gerçekten çok yüksek, acayip yüksek bir seviye. Onu hemen söyleyeyim şu an itibariyle. Bütün bunlar neden oldu? Bütün bunlar, ben faizi indireceğim, bütün faizler inecek diyen ekonomist bir cumhurbaşkanı yüzünden oldu. Cumhurbaşkanımız ekonomi bilmiyorum deseydi böyle bir sorunumuz olmazdı. Ama Cumhurbaşkanı ekonomi bildiğini zannettiği için bütün bunları yaşıyoruz. Türkiye'nin sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bilmemesi değil, ekonomi bildiğini zannetmesi. Onun sonucunda da bütün bunları yaşıyoruz. Faizler bu yüksek seviyelere geliyor şu an itibariyle. Şimdi tabii bunun sizi etkileyen en önemli yanı enflasyonu da yükseltmesi. Cumhurbaşkanı diyordu ya, faizler işte efendim yüksek olunca enflasyon da yükseliyor. Bak ne oldu? Faizler yüksek. Merkez Bankası faizi düşük ama faizler yüksek. O zaman ne olacak? O zaman şu olacak: bu kanaldan da, yani faizler kanalından da enflasyon beslenmiş olacak. Enflasyonun maliyet tarafına etki edecek. Yani maliyet enflasyonunu artıracak. Önümüzdeki günlerde bunu ciddi olarak da yaşayacağız ve hep beraber göreceğiz. İzninizle ben burada bugünlük bu söyleyeceklerimi burada
bitireyim. Adana'dan cumartesi günü hep beraber biraz tarım konuşacağız. Aynı zamanda tabii Portakal Çiçeği Festivali var. Oradan da belki bir yayın yaparım. Bir iki biraz size görüntü göstereyim. Hep karanlık şeyler anlatıyorsun. Ama eğer izlerseniz biraz da bilim yayını anlatmak istiyorum izninizle. Biraz da size bilim göstermek istiyorum. Bilimden bahsetmek istiyorum. Bilimden uzak olmanızı istemiyorum. Biraz arada gene kitaba da gene yer ayıralım istiyorum. Böyle güzel, şahane kitaplar basılıyor. Çok güzel kitaplar basılıyor. Hayattaki en büyük dertlerimden biri benim okuyabileceğimden çok daha fazla güzel kitap basılması. Bu gerçekten benim için çok büyük bir dert. Biraz da böyle bahar geliyor. İlginizi çekerse arada aslında kanalda da yapmak istedim ama biraz çiçek dikimine dair bir şeyler de yapmak istiyorum ya size. Hani bu hafta hangi çiçek dikilir, şimdi hangi çiçek gübreleme zamanı, şimdi hangi çiçekleri budama zamanı. Eğer ilginizi çekerse ben bunu da anlatmak istiyorum aslında. Bilmiyorum artık izler misiniz? İzlerseniz mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu ilk yayındı. Biraz gördüğünüz gibi gergindim. Bundan sonra daha güzel yayınlarda buluşalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.